televizyon kanalı, Halk TV gibi, Telebir gibi, KRT gibi var, birkaç gazete var. Cumhuriyet gibi, Sözcü gibi, Yeni Çağ gibi. Daha da uzatabiliriz sayabiliriz. Evrensel gibi, Bir Gün gibi. Evet, Bir Gün gibi, Evrensel gibi. Onun dışındaki bütün medyayı artık iktidar bir propaganda makinesine dönüştürmüş durumda. Bu bakımdan halk bunların farkında mı değil mi diye bir endişe ifade ettim. Umarım bu yayınlar gerçeklerin halkın büyük çoğunluğuna ulaşmasına yeterli oluyordur diye düşünüyorum sevgili Gökhan. Peki. İzleyicilerimiz de ilgili bu meseleyle bir izleyicimiz demiş ki Ender Kazaklı, kur korumalı, enflasyon korumalı mevduat üründen sonra herhalde gelecek ürünler şöyle yerli kur, milli enflasyon gibi şeyler. Bu hale müştekinin ise cahi kürektir diye eski tabirlerle de bir ifade kullanmış. Bir izleyicimiz diyor ki ENAK çok değerli bir kuruluş ve hatta böyle kuruluşlar çoğalmalı diyor Gülay Hanım. ENAK menak derken, yani o bir ekranda söz ediliş şeklini eleştiriyor. ENAK menak derken aynı zamanda iktidarın bu kuruluşları önemsizleştirmeye çalıştığını vurgulamak isterim diyor. Ondan sonra yani hakikaten ENAK menak çok çok kaba bir söz ya. Ya insaf ya. Bu, ekonomistler çalışıyor bu grupta ve bu grup uzun bir süredir çalışıyor. Yani artık veri seti de oluşmuş durumda. Bir de bir tek ENAK bu konuda çalışma yapıyor değil ki. İTO değil mi? İTO'da mesela enflasyon açıklıyor İstanbul Ticaret Odası. Benim bildiğim kadarıyla Samex var, satın alma müdürleri endeksi, bir başka yapıda onu hesaplıyor. Pardon Gökmen Bey, İşkur işsizlik arttı diyor. TÜİK işsizlik azaldı diyor. Şimdi burada İşkur da acaba ENAK gibi mi bir muamele yeter mi olacak? Çünkü TÜİK başka bir şey kesip, söylüyor. Umut kesip artık yani pes eden, dolayısıyla istihdam piyasasından çekilen kişileri işsiz olarak görmüyor. Ama İşkur görüyor. Evet, İşkur. Ne olacak o zaman? Peki. Yalçın Hocam, bir bu ENAK meselesi, iki ENAK'ın belirttiği yani enflasyon korumalı mevduat da gelirse, bir de bizim yani bu ayrıcalıktan yararlanamayan milyonlarca insanın sırtından bir de oraya para giderse, bu hazine hakikaten bu yükü taşıyamayabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? O durumda buna ekonomik olarak ne deniyor? İflas mı deniyor? Ya hazine iflas etmez yani. Şöyle iflas etmez, sürekli borçlanır. Biraz önce sevgili Uğur'un grafiğini gösterdiniz. Borçlandıkça da ödeyeceğiniz faizler uzaya kadar gider. Devlet az olsa borçlanır. Bu anlamda devletin iflas etmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ama başka şeylere harcayacak parası kalmaz eğer bu trend böyle devam ederse. Çünkü faiz harcamalarının bütçe içerisindeki payı artıyor. Şimdi adına faiz denilmeyen ama transfer harcaması kaleminde gösterilen kur korumalı mevduat için ödenen para, şimdi enflasyon korumalı ürün için ödenecek paralar toplam harcamalarımızı da ciddi şekilde arttıracaktır. Bakın, kur korumalı mevduat için Mart ayında 11.7 milyar lira ödendi diye Strateji Bütçe Başkanlığı'nın yayınladığı verilerde bir veriyle karşılaştık. Sadece Aralık ayının son haftasına denk gelen, yani kur korumalı mevduat devreye alındıktan sonra 24 Aralık ile 31 Aralık arasındaki döneme denk gelen, onların vadeleri Mart'ta doldu. Hesaplar için ödenen fark bu kadar. Fakat bu bilgi eksik. Şöyle eksik, bir de Ocak ayından sonra kur korumalı mevduat hesabına dönen şirketler kesiminden alınmaktan vazgeçilen kambiyo vergisi var. Ben daha önceki yazılarımda bunu tahmini olarak değişik değerler hesapladım. Fakat Cuma günü Bütçe Plan Komisyonu'nda sanırım bir bakan yardımcısı yaptığı açıklamada vazgeçilen vergiler, yani şirketlerden alınmayan vergi tutarının 10 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. İşte 11.7'nin üzerine bu 10 milyar lirayı da ekleyin, yaklaşık 22 milyar liralık bir kayıp şimdilik oluşmuş durumda. Ve her gün ödeme yapıyoruz. Çünkü vadeleri dolan bir yıl hesaplar oluyor. Her gün vadesi dolan hesap var. Şimdi önümüzdeki ayın, yani Nisan ayının verileri Mayıs ortasında açıklandığında Nisan'da ne kadar ödendiğini göreceğiz. Ondan sonra ne kadar ödendiğini göreceğiz. Dolayısıyla kartopu gibi çoğalan bir ödemeyle karşı karşıya kalacağız. Üstelik kurları bu seviyede tutma şanslarının olmadığını iktidar da biliyor. Nereden biliyor? Bakın, bu hafta sonu iki tane önemli düzenleme yaptılar. Bunlardan bir tanesi
ihracat yapan şirketlerin döviz gelirinin %40'ını Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirdiler. Daha önce %25 yapmışlardı, şimdi %40'a çıkardılar. Daha önce turizmcilerden elde ettikleri döviz gelirini Merkez Bankası'na satması gibi bir uygulama yokken, şimdi turizmcilerin de elde ettikleri döviz gelirinin %40'ını Merkez Bankası'na satması zorunluluğu getirdiler. Yani Merkez Bankası diyor ki, yurt dışından döviz kazanan herkes kazandığı paranın %40'ını bana verecek. Neden? Çünkü diyor, yani ben bundan sonrasını yorumlayarak söylüyorum, kurların bu seviyede kalmasını sağlayabilmemiz için bizim arka kapıdan döviz satmamız lazım. Satacak döviz yok. O zaman önce alalım bu şirketlerden, sonra dönüp onu piyasada satalım. Döviz satarak kurların kontrol edildiği hiçbir sistem yoktur. Bakın, dış ticarete çok önem veriyor değil mi iktidar? Kur, rekabetçi kura geçtik, işte ihracatımız patlayacak, uçacak, kaçacak gibi yorumlar yapıyordu. Şu anda ÜFE üretici maliyetleri ya da üretici fiyat endeksindeki yıllık artış %110. Bu şu demektir, üreticilerin üretim maliyeti %110 artmış. Yıl sonuna kadar ne kadar artacağını hep beraber göreceğiz. Üretim maliyetinizin %100'ün üzerinde arttığı bir yerde siz kuru 14.50'de sabit tutarsanız yıl sonunda ihracat yapamazsınız. Çünkü maliyetiniz %100 artacak ama döviz fiyatınız sabit kalacağı için elde edeceğiniz gelir azalacak. Bu Türkiye'nin dış ticaret dengelerini de inanılmaz derecede bozar. Kurlar üzerinde baskı yapacaktır. Ben kurların yıl sonuna doğru yukarıya doğru ciddi şekilde hareketleneceğini düşünüyorum. Biraz önce anlattığım dış ticaret ilişkisi üzerinde. İktidar da bunu gördüğü için aman bir yerden döviz bulalım, onu bozduralım, bir biçimde baskılayalım. Fakat faturası çok ağır oluyor. Bakın şimdi enflasyon korumalı mevduat işi devreye girdiğinde bu mevduat mı olacak ya da başka bir alt mı verecekse açıkladığında göreceğiz. Hı hı. Bunun toplumsal maliyetinin inanılmaz derecede yüksek olacağını göreceğiz. Bugün kur korumalı mevduattaki tutar toplam TL mevduatın 1/3'üne ulaşmış durumda. Yuvarlak hesap söylüyorum. Şu anda TL mevduatta bulunan ve vadesi dolan herkes kur korumalıya geçiyor. Bu uygulama devam ettiği sürece bir süre sonra normal TL mevduat hesabında, vadeli mevduatta mevduat göremeyeceksin. Herkes kur korumalıya geçiyor. Bundan bankalar memnun. Düşük faiz verip yüksek tutarda mevduat toplayabiliyorlar. Vatan, yani yüksek parası olup bu mevduatta bulunanlar da memnun. Çünkü bankadan aldığı faizin üzerine kur farkını devletten alıyor. Yüksek tasarruf sahipleri iktidar tarafından bilinçli bir biçimde korunuyor. Kur korumalı mevduat üzerinden, enflasyon korumalı enstrüman üzerinden. Şirketler kesimi korunuyor. Nasıl korunuyor? Bakın pek konuşmadık bu akşam. Hazine ve Maliye Bakanı'nın Samsun'da yaptığı bir konuşma vardı. Aynen şunu söylüyor. İş dünyasına sesleniyor orada konuşmada. Diyor ki, ey iş insanları, biz size 150 milyar lira kredi vereceğiz ve bunun faizi %9. Ve bunu şöyle vurguluyor. Enflasyonun kat be kat altında bir faiz oranıyla vereceğiz diyor. Bu ifade benim değil, Sayın Bakan'ın ifadesi. Enflasyonun kat be kat altında bir oranla kredi vereceğiz diyor. Oranda telaffuz ettiler, %9. 2 yıl ödemesiz 10 yıla kadar varan vadelerde kaynak kullandıracaklar. Enflasyonun resmi rakamlara göre %61 olduğu bir dönemde siz şirketlere %9'dan kredi kullandırırsanız bu servet transferidir. Kimin sırtından siz, Yalçın Hocam, kimin sırtından? Şu anda ekranları başında bizleri izleyenlerin sırtından elbette. Aynen. Peki vatandaşa neden %9'dan kredi vermiyorsunuz? Bugün kredi kartlarının birikmiş borcu inanılmaz derecede yüksek seviyelere ulaşmış. Onların bu desteğe ihtiyaç yok mu? Vatandaşın düşük faizle krediye erişmesine imkan vermiyorsunuz ama iş dünyasına bunu çok rahatlıkla kullandırabileceğinizi ifade ediyorsunuz. 150 milyar lira çok ciddi bir para ve %9'dan. Bakın yıl sonunda enflasyon %60, yani bu seviyede kalsa bile bugün o krediyi kullanmış olanlar artıya geçmiş olacak. O parayla bugün varlık alsalar o varlıkların değeri o kadar artacak.
Dolayısıyla iktidar aslında iki kesimi açık bir biçimde koruyor. Bir, yüksek tasarrufu olanları. İki, yüksek hacimli iş yapan iş dünyasını. Birilerini korumalı mevduat, enflasyon korumalı mevduat. Diğerlerini enflasyonun kat be kat altında faiz oranlarıyla kredi kullandırarak. Fakat 84 milyonun büyük çoğunluğu, ki kur korumalı mevduattaki hesap sayısının 1 milyon civarında olduğu söylendi. Bu ülkede 84 milyon kişi yaşıyor. Büyük çoğunluğu bu sistemin yarattığı derin yoksulluk altında inanılmaz derecede zor koşullarda yaşamaya çalışıyor. Bakın, Türk İş tarafından açıklanan açlık sınırı 4950 lira. Açlık sınırı. Yani ev kirası, doğalgaz, elektrik vesaire gibi harcamalardan bahsetmiyorum. Sadece temel besin harcamasını karşılamak için ihtiyaç duyulan para tutarı. Asgari ücret ne kadar? 4250 lira. Bugün asgari ücretle karnını bile 4 kişilik bir ailenin doyurması imkansız. Peki bir destek var mı? Biraz önce kur korumalı, enflasyon korumalı, kredi korumalı, evet, kesimlere bu kadar milyarlarla ifade edilen destekler aktarılırken, açlık sınırının altında bir gelire tekabül eden asgari ücretle çalışanlara yönelik bir destek var mı? Asgari ücretin artırılması talep edildiğinde bile iktidarın hopladığını görüyoruz. Şimdi o zaman değil, bir bakarız işte Haziran'ı geçirelim, vakti aralıktadır filan deniliyor. Ama parası olanları korumak için aralığı beklemiyorlar. Ardı ardı enstrümanlar devresi koyuyorlar ve kamu maliyeti yaratarak bunu yapıyorlar. Bu kamu maliyeti dediğimiz şey de devletin borç hanesine yazılıyor. Gelecekte sizin, benim, ekranları başında bizi izleyenlerin ödediklerinden tahsil edilen gelirlerle ödenecek. Dolayısıyla iktidar halkı enflasyon karşısında çaresiz bir biçimde baş başa bırakırken enflasyonla belli kesimleri aleni bir biçimde koruyor maalesef. Peki. İzleyicimiz diyor ki, iki gün önce Hollanda'da asgari ücretin altındaki bütün ülkelerdeki insanlara, bütün ülkedeki insanlara 980 euro hesapları aktarıldı. Evet. 980 euro çok iyi para. Evet. Ondan sonra ve işte dar gelirlere desteğin bir şeyidir, bir örneğidir diyor izleyicimiz, bu şekilde paylaşmış. Bir başka izleyicimiz de diyor ki, Metin Bakan'dı, bu enak menak derlerse o zaman biz de yarın tüyük müyük deriz diyor. Tüyük müyük bilmeyiz diyor Metin Bakan'dı. Füsun Hanım, yahu diyor, trilyonları götürüyorlar. Sadece sarayın aylık masrafları için perişan ettiler ülkemizi diyor. Ali Bahadır Yılman, yani bir an önce bu sandık bu ülkenin şeyine gelmeli, huzuruna gelmeli. Geçinemiyoruz diyor, yetmiyor kardeşim diyor. İzleyicilerimiz bu şekilde aktarıyorlar görüşlerini. Benim anladığım şu: Ayşe teyze, kur korumalı mevduatta hesabın yok. Yarın bir gün enflasyon korumalı bonodan alamayacaksın. Ama Ayşe teyze, oradaki ayrıcalıklı gruba ödenecek olan parayı ödemek zorundasın Ayşe teyze. Ayşe teyze, o parayı ödemek zorundasın. Ayşe teyze, seni şeyde, pazardaki biberi 70 lira almaktan...